Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Android yazılım geliştirme kursu almaya başladım. Aynı zamanda öğrendiklerimi de YouTube kanalıma aktararak sizin de faydalanmanızı çalışacağım. Öyle sanıyorum ki ben nasıl anladıysam öyle anlatacağım ve çok çok iyi bilenler belki de benim kadar basit bir şekilde anlatamayacak. Ben yeni yeni başladığım için, daha önceden herhangi bir bilgim olmadığı için kendim nasıl anladıysam o şekilde ilerleyeceğim. Amacım uzun yıllardır internet sitesi tasarımı da yapıyorum. Kendi tasarladığım internet sitelerinin telefon uygulamalarını da kendim geliştirmek istiyorum. Kendi internet sistemin telefon uygulamasını yani Android tabanlı telefon uygulamasını para vererek dışarıdan yaptırmaktansa kaynak kodlarına tamamen kendim ulaşarak kendi zevkime göre tamamen kendim müdahale ederek bir telefon uygulaması yapmak istiyorum. Şu an en başındayım. Temelden anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Android yazılımlarını nerede kullanıyoruz? Cep telefonlarında kullanabiliyoruz. Araçlarda kullanabiliyoruz. Navigasyonlarda kullanabiliyoruz biliyorsunuz. Tabletlerde kullanabiliyoruz. Artık klimalarda ve birçok yerde kullanabiliyoruz. Android Java tabanlı bir kodlama dili arkadaşlar. Java da bilmemiz yani Java'yı da anlıyor olmamız gerekiyor. Algoritma yapısını anlıyor olmamız gerekiyor. Ben daha önceden işte PHP yazdığım için ya da C Sharp bildiğim için biraz en azından algoritmaya hakimim. Oradan biraz kolay olacak diye düşünüyorum. Algoritmasını yapabildiğiniz bir haritasını oluşturabildiğiniz bir kodlamanın geri kalanı sadece ezberlemeniz gereken söz öbekleri arkadaşlar. Başlayalım. Nasıl başlayacağız? Bu kodları yazacağımız bir editörümüz olacak. Bu da Eclipse arkadaşlar. Eclipse'i kendi internet sitesinden indireceğiz. Download kısmından bunu indirdim. İndirdikten sonra bir hata veriyor olabilir. O da öğrendiğim kadarıyla JRE kütüphanesi. Yani Java Runtime Engine kütüphanesi olmayabilir içerisinde. O da sizi yine kendi içerisinde download klasörü olan bir yere yönlendiriyor ve Java kütüphanesini oradan indirmenizi istiyor. İndirilenlerde ikisini de indirmiş oldum arkadaşlar. Birisi Eclipse, diğeri de JDK olan Java kütüphanesi. Bunun kurulumunu yaptım. Şimdi beraber Eclipse kurulumunu da yapalım. Bunun kurulumunda herhangi bir seçenek seçtirmiyor size. Sadece açılan internet sitesinde bilgisayarınızın altyapısını Windows mu yoksa işte Apple Mac bilgisayar mı ona göre 64-32 bit mi ona göre bir seçenek seçtikten sonra kendinize uygun seçeneği seçtikten sonra kurulumunu yapabilirsiniz. Herhangi bir şey seçmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi Eclipse'de kodlamayı hangi yöne doğru yapacaksınız? İşte C Sharp mı kodlayacaksınız? PHP mi kodlayacaksınız ya da Java mı kodlayacaksınız gibi seçenekler var. Biz Android'i Java tabanlı kodlayacağımız için Java seçeneğini tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bunu kaynak kodlarını nerede saklayacağımızı, nerede kurulumları yapacağımızı seçebiliyoruz. Install diyelim. Burada program kurulumlarını zaten aşina olduğunuzu düşünüyorum. Artık kodlama ile ilgili bir kariyer düşündüğünüzü, bu eğitimi izlediğinizi varsayıyorum. Yani bilgisayardan az çok anladığınızı varsayıyorum. Program kurulumlarında çok detaylı olmadan, çok önemli olmadığı sürece işte atıyorum kullanıcı koşullarını, kullanım koşullarını da kabul edin gibisinden dememeye çalışıyorum. Uzatmayayım derken uzatmış oldum bu noktada. Yüklemesi biraz uzun sürdü. Bunu bittiği zaman tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda programımız kurulmaya devam ediyor.
Sertifikaları kabul ediyoruz. Sertifikaları kabul ettikten sonra kabul ettiğimize dair onaylıyoruz, accept diyoruz. Yüklememiz tamamlandı arkadaşlar. Programımızı çalıştırıyoruz, editörümüzü. Kod yazımlarımızı bu editörden gerçekleştireceğiz. Öncelikle çalışma alanımızı belirliyoruz. Çalışma alanımızı her yerde belirleyebiliriz. Masa üstünde de belirleyebiliriz veya kullanıcı klasörlerinin içerisinde de belirleyebiliriz. Birden fazla coder çalışacaksa veya birden fazla proje üzerinde çalışacaksak masa üstünde tutmamamız, kullanıcı klasörlerinde farklı farklı klasörlerde proje tutmamız daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Bu tamamen size bağlı tabii ki. Default'ta yani bütün ayarları bir daha sorma şeklinde hiçbir zaman seçmemeye özen göstereceğim. Neden? Ben çok kullandığım bir programda sürekli kullandığım bir ayarı sabit olarak bir daha sorma diyebiliyordum. Ama yeni başladığım bir alan sonuçta ve şu anda sabit bir ayar yapıp diğerlerini öğrenememe ihtimalim olur. Yani diğerlerini yaptığımda ne oluyor şeklinde öğrenememe ihtimalim olur. Şu anda hiçbir şeyi sabit bir şekilde tutmayacağım. Sürekli bütün ayarları kurcalamaya çalışıyor olacağım arkadaşlar. Hatta öyle amacım var ki kendi internet sisteminin uygulamasını bu ders boyunca yazıyor olmak istiyorum. Öğrendiklerimi tamamen bir proje üzerinde uygulamak istiyorum arkadaşlar. Bitirdiğimde de yani kursu bitirdiğimde de elimde bir uygulama olsun istiyorum. Öyle de bir söz aldım hocamdan. Bakalım gerçekten tutacak mı sözünü. Launch diyorum arkadaşlar buna da. Yani çalışma alanını oluşturacak. Editörümüz açılıyor. Şu anda arkadaşlar kod yazmaya hazırız. Burada program pencerelerden oluşuyor. Pencereler simge durumuna küçültülebiliyor veya işte genişletilebiliyor. Bakın burada simge durumuna küçülttükleriniz sağ tarafa veya sol tarafa gidebiliyor. Bunların her birinin tek tek ne işe yaradıklarını göreceğiz. Herhangi bir şey kapattınız ve bulamıyorsunuz bir daha. İşte şu an bulamıyorsunuz bir daha derken tekrar nereden açacağınızı arıyorsunuz. Window'dan pencere kısmından arkadaşlar Show View'den kapattığınız pencereleri açabiliyorsunuz. Bir sonraki videoda yeni bir proje oluşturuyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın, iyi çalışmalar diliyorum.